Yanımda Demir Atlıyörük, Adem'le beraberiz. Elimde görmüş olduğunuz Tenere 700'den tam bir tane değil, tam iki tane hediye edecek. Ben Tenere 700'üm diyor böyle, hadi hadi. Son birkaç ayda oldu. Bu ne ya? Tenere 700'lerimize yeni pabuçlarını taktık. Herkese selam. Ben Serkan Koral, Seko'da Sakal olarak. Selamlar. Demir Atlıyörük, Adem Çolak. Evet, bizi bir araya getiren olay nedir? Her zaman olduğu gibi öncelikle Tenere 700. Tenere 700. Ve neden bir aradayız? Aslında neden belli. Anlas lastikleriyle bir video çekelim istedik. Anlas sağ olsun Fatih Bey bize iki takım lastik yolladı. Capra X, ben de Capra X değişikliği yapacağım, sen de. Ben de Wintergrip tercih ettim. Zaten biz Adem'le genelde bir araya geliyoruz ama Anlas sayesinde ve Tuna Motosiklet sayesinde sağ olsunlar lastikleri takmamızda yardımcı olacaklar. Daha doğrusu onlar takacak. Bu şekilde bir video hazırlayalım dedik. Beklemeyelim o zaman, başlayalım mı? Geçelim. Hadi bakalım. Sen de zaten aşinasın, devamlı geldiğimiz bir yer Tuna Motosiklet. Burada biliyorsun showroom'u buranın. Yeni motorlar, Euro 5 dizaynında olan motorlar da gelmiş olacak. Ve burada yerlerini alacaklar. Kahve içmek isterseniz geldiğinizde, bizim gibi Adem'le ikimiz kahveye biraz düşkünüz. Geldiğimizde böyle bir yer sizi bekliyor olacak. Ama biz aşağı ineceğiz. Evet, şimdi iniyoruz aşağıya. Evet. Orta Doğu ve Balkanların en iyi çay yapan adamı da burada. Evet, Adem gel. İstersen motorumuzun lastiğini yapacak olan kişiyle tanışmış olalım. Yanımızda Adnan var. Adnan. Merhaba. Bize yardımcı olacak. Anlas lastiklerimizi Tuna Yamaha'da, Tuna Motosiklet'te takmamızda yardımcı olacağız. Teşekkür ederiz şimdiden. Orijinal lastiklerden gayet aslında memnunduk. Çok evet, iyi. Orta, performansı orta da gayet iyi. Bir lastik. Hem off-road hem yol lastiği olarak. Çok da şey yaptı. Yani mesela dağ yollarında bazı yerlerde gayet başarılıydı. Ben çok memnundum. Yani tabii biz biraz çamura da çok bildiğimiz evet, için orada hiçbir şeyini göremedik evet, haliyle. %50-%50. Senin değiştirme nedenin ne? Benim değiştirme nedenim bizim aylık ve bundan sonra daha çok sık yapacağımız Tenere lezzetli rotalar köşemiz evet, var. Tenere İstanbul ekibiyle. Hı hı. Bu köşede de tabii hep daha çok off-road ağırlıklı rotalar yaptığımız için o minimalde lastiklere ihtiyacımız var. Evet. Ki hem lezzetini alalım hem performansını alalım. Adı üzerinde lezzetli rotalar. Aynen öyle. Lezzetli rotalar deyince aklıma ne geliyor biliyor musun? Ne yiyip ne içiyorsunuz abi? Lezzetli rotalarda. Abi orada ne bulursak artık şeyimiz olmuyor. Yemeği ikinci, üçüncü, dördüncü planda kalıyor aslında. Adı ilk başta çağrıştığında böyle bir iştah açıcı ama hallerini görmeniz lazım. Muhakkak onları seyredin, lezzetli rotaları. Niye? Ben söylerken lezzetli rotalar derken böyle bir şey oluyor. Bende de oluyor. Oluyor mu? Oluyor, oluyor, oluyor. Herkes de. Söylesene. Lezzetli rotalar. Lezzetli rotalar. Yolda kaldın evet, değil mi? Ya evet. Benim hiç öyle bir tecrübem yok. Yani sökme açısından. Açık konuş. Olmasın da zaten abi, boş ver. Allah göstermesin. Ya.
Adnan sağ olsun şimdi arka lastiğin işini bitirdi. Ön lastiği almak için ters çevirmek zorunda. Bence muhakkak. O yüzden bu işi bilen ekibe teslim etmek en doğru seçim. Ben de o yüzden Tuna Motosiklet'e geldim. Adnan bize dedi ki geldik en zor lastiğe çünkü bu bayağı bir dikkat istiyor. Herhalde bildiği bir şey var ki bize öyle söyledi. En zor lastik olma nedeni niye, bir daha söyler misin bize? Lastiğin ince olmasından dolayı. Bir de balans tutma açısından mı? Balanstan değil ya. Sadece ince olduğu için levye belki bir ufak bir ihtimal var ama genelde oluyor. Evet. Şamyeli ısırıyor. Temennimiz ısırmasın. Acımasın. Acımasın. Evet. Adnan kılı kırk yarıp ölçüp biçip ne diyeyim sokuyor. Tamam, verebilirim. Tam çok şey güzel. Tutucu bu ısındığı zaman var ya, nasıl cayır cayır gidecek. Çok güzel be. Yani kışın İstanbul'un havası, mesela ben çıkıyorum iş yerine gittiğim için oradan söyleyeyim madem. Bostancı'dan çıkarken denize yakınsın, hava yumuşak. Hmm. Ama abi Hastal tarafına gittiğin zaman acayip fark ediyor. Çekiyor. Hava. Hmm. Mesela arkadaşın dağ evi var. Ondan sonra gidiyorum. Abi iklim değişiyor ya. Yani, bir de gittiğin saat de önemli. Kesinlikle yani. Sabah saatlerinde acayip şey yapıyor. O yüzden hani tercih etmemdeki neden o oldu yani. Winter grip tercih etmem. Yorum yazanlar aşağıya yazdıkları zaman cevap verilecektir. Hani ne hissettiğimi, ne olduğunu sizlere yazacağım. Daha önce kullandığım için ön yargı demeyelim. İki tane değişik motorda kullandım. V-Strom'da kullandım. Gayet memnundum. Super Tenere'de kullandım. Yine memnundum. Tenere 700'de nasıl olacak onu görelim. Nesini? Evet, aramızda en sonunda aranan adam da katıldı. Abi Seço. Elimde görmüş olduğunuz Tenor 700'den tam bir tane değil, tam iki tane hediye etti. Şaka. Yanında, pardon. Bu var. Bir de yanında bu var. Babaları ve hep beraberiz. Şu anda mutlu olmamızındaki en büyük nedenlerden biri. Seço gel ya. Ya elimde zararlı madde. Zararlı madde varsa gelme o zaman. Peki. Peki. Tenere 700'lerimize yeni pabuçlarını taktık. Onları da bir denedikten sonra hep beraber size neler yaptık, neler deneyimledik hepsini anlatacağız. Sen ne hissediyorsun ilk? Şu abi, aşağıdan geldin. Evet, bir şimdi biz 2 santim alçaltma braketi ve makineyi alçalttık. Fakat lastikler X'leri takınca çok da bir değişiklik olmadı yine. Evet. Aynı yüksekliğe geldik. Valla hırçınlaştı. Evet, seninki böyle bir ne denir? Ben Tenere 700'üm diyor böyle. Hadi vuralım araziye. Bizim genimiz de böyle, asfaltta diyor. Beni çok şey yapma diyor. Evet, yani, dişini sıkarak böyle hadi filan yapıyor. Benimki ise abi ya gerek yok öyle hırçınlığa. Bir şehir içinde şöyle bir tur atalım. Bir gidelim kahve içelim filan tarzında. İşte benimki de öyle. Hani bir kar yağsa da bir deneyimlesek. Hani kimse çıkamaz. Abi bu gidişte kar da yağmayacak. Sen kara gitmen lazım.
Uludağ'a bir daha gideyim ben. Öyle bir durum oluştu. İyi hadi, hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Ben maskemi tabi takmadım, açık havadayız diye Adem sağ olsun şey yaptı. Biz, evet, ben niye böyle yaptım? Onu biz şeyde koyarız abi. Şu kırmızı şey siyah bant var ya orada. Fazla siyah. Yaklaşmıyoruz o yüzdendir. Aynen. Ben maskemi buradayken demin kahve içiyordum o yüzden çıkardım. Evet, güzel bir gün oldu. Güzel oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrardan. Evet. Tuna'ya, Anadolu Lastik, Anlaş'a çok teşekkür ederiz. Yine aşağıdaki bize yardımcı olan mekaniker arkadaşlara. Onlar da hepsi ayrı ayrı teşekkür ederiz. Artık görüşeceğiz. Görüşmek üzere.